Selim. Efendim öğretmenim. Kaç gündür Sıdıka teyzeyi arayıp sorduğumuz yok. Ders başlamadan git gel çabuk. Selamımızı tamam, söyle kusura bakmasın. Abi demedik hemen. Derslikte kalın. Bu kadının bir ilgileneni yok mu? Bir oğlunun olduğunu söylüyorlardı. Galiba şehirdeymiş. Belli. Açlıktan ölecekmiş kadın. Günlerdir aç kalmış. Komşuları getirmese yarı aç yarı tok yaşıyor. Ayrıca yatalak olduğunu biliyorsunuz sanırım. Şikayet etmeden ölmeyi bekliyordu. Yürüme güçlüğü çekecek. Geçmiş olsun. Bir müddet istirahat etsin. Teşekkür ederim. Teyzem benim. Beni sen mi getirdin? Teyzeciğim, bak ne diyeceğim. Ben şehre gidiyorum yarın sabah. Senin oğlun da şehirdeydi değil mi? Giderken seni de götüreceğim. Yok, olmaz. Onları huzursuz etmek istemem. Ama bu böyle olmaz. Oğlun duyarsa anasına bakamadığı için üzülür. Ben kendi kendime bakarım. Ama teyzeciğim, yerinden kımıldayamıyorsun bile. Olsun. Ölürsem bile komşularım gömerler beni. Seni götüreceğim. Oğlunun yanında öl. Benim yüzümden bütün düzenleri bozulur. Yok, gitmem. Niye götürüyorsun beni sanki?
Şimdi benim yüzümden bütün huzurları bozulacak. Bozulacaksa bozulsun. Sen annesin teyzeciğim. Yoksa oğlun seni sevmiyor mu? Sevmez mi? Telefonla halimi hatırımı sorar hep. Madem öyle, seni bu halde nasıl bırakabiliyor peki? Hep iyiyim dedim ona. Turp gibi olduğumu söyledim. Benim bu halde olduğumu söylemedim ona. Şimdi anlaşıldı her şey. Teyzeciğim, sen sadece kendine değil, oğluna da haksızlık ediyorsun. Oğlumun düzeni bozulmasın. Bu yaştan sonra benden ne köy olur ne de kasaba. Sütü helal et diyemedim. Doğuda görevdeydim. Kar yolları kesmiştim. Ölen anneme o kadar çok benziyorsun ki. Helal olsun be Süleyman. Maşallah. Bu kuvveti nereden alıyorsun? Benim gibi 4 yaşına kadar ana sütü emseydin, sen de dünyayı sırtlardın. Bizim sütümüz sağlam Naci. Anana ne kadar dua etsen az o zaman. Benim anam bir tanedir. İçeri gir de kendin gör. Babaanneciğim. Anam. 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 Hoş geldin anam. Oğlum. Yavrum. Babacığım biliyor musun? Babaannem yürüyemiyormuş. Size yük olmamak için gelmek istemedi ama ben onu zorla getirdim. Anam, niye haber vermedin? Niye bildirmedin? Niye anam, niye? Senin başın kalabalık Süleyman'ım. Bir de benim gibi hasta bir ihtiyarla mı uğraşacaksınız? Beni başkası doğurmadı anam. Seni rahat ettirmek boynumuzun borcu. Arkamdan Kur'an okusanız yeterdi bana oğlum. Anam benim. Doktor yürüme güçlüğü çekeceğini söyledi. Başka türlü sağlık problemleri de varmış. Yaşlılıktan kaynaklanan. Başımıza bela oldu yani.
Götürme dedim bu güzel kızıma, dinletemedim. Ben müsaade isteyeyim artık. Çabuk kalktınız kardeş. Konuşup tanışamadık. Köyde öğretmenim ben. Milli eğitimde işlerim var. Gideyim mesai dolmadan. Daha sonra mutlaka uğrayacağım. Teyzeciğim bana kızma. Beni de götürseydin kızım. Artık senin yerin oğlunun yanı. Bu halinle köyde tek başına kalman doğru olmaz. Maşallah, kapı gibi oğlum var. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Babaanneciğim benim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Öğretmen Hanım, Allah sizden razı olsun. Bana anamı getirdiniz. Ona sahip çıkın beyefendi, olur mu? Annenizin kıymetini bilin. Tabii, anam benim o. Hoşçakalın. Sağ olun, güle güle. Hadi Sıla, dersin var. İçeri. Canım babaanneciğim. Nasılsın gelinim? İyiydik. Hadi sen de odana. Hadi. Ama babaannem. Yürü. Ya. Anne. Fazla konuşma. Bu gafil oğlunu affet anacığım. Affedilecek ne yaptın ki yavrum? Asıl sen beni affet. Böyle aniden çıkıp geldim. Evini, yuvanı huzursuz etmek istemezdim. Dedim öğretmene, götürme beni dedim. Dinlemedi. Elbette geleceksin. Sen benim anamsın. O nasıl konuşma? Sevim! Çocukların odasını hazırla anam için. Sobasını da yak. Bundan böyle o odada kalacak anam. Hadi ne duruyorsun? Hadi. Burası senin evin. İyi ki geldin anacığım. Ben 4 yaşına kadar babaannenden emdim. Ah anacığım, ah. Hadi kızım. Ablanla salonda yatıyorsun. Elif babaannesiyle yatmak istiyor. Lütfen anne. Olmaz dedim. Anarşi çıkarma. Anne. Olmaz. Hadi kızım. Hadi yürü. Ama anne. Şşt, itiraz istemiyorum. Anacığım bir şeye ihtiyacın olursa seslenirsin. Süleyman, beni gönder. Sen rahatına bak anacığım. Hiçbir şeye canını sıkma. Üzülme de tamam mı? Hiç üzülme. Güzel güzel uyuyun. Ne oldu yine? Bir de ne oldu diye soruyor. Ben annene bakamam, onun külfetiyle uğraşamam. Seveyim. Sen nasıl konuşuyorsun? Sıdıkım. Anam da... Niye senin de anan sayılır. Peki niye? Babaannemle yatamayacak mıyım ben? Annemin bir bildiği vardır. Annem her şeyi bilemez ki. Hadi ama artık uyu. Seveyim. Mecbur değilim. Anam kedi yavrusu değil ki benim. Huzur evine ver. Öyle şey olur mu? Biz varken huzur evine nasıl veririz? Memlekette nasıl bıraktıysan oraya da verebilirsin. Memlekette durmasıyla... Huzur evine bırakılması aynı şey değil. Anama bundan sonra biz bakacağız. Beni karıştırma. Peki nasıl olacak? Senin annen gönder memleketine gitsin. Bak, biraz sabret. Biliyorum zor olacak ama benim hatırım için. Ne olur.
seni rüyamda gördüm. Bana süt emziriyordun. Babama emzirmişsin ya öyle. Ya 4 yaşına kadar memeden kesilmedi baban. O yüzden böyle pehlivan gibi. İşe geç kalacağım. Annem uyandı mı? Ne bileyim ben. Varıp getireyim onu. Hep beraber kahvaltı yaparız. Anne, ödevimi yapmayı unuttum. Babaannem düzenimizi bozdu dersin öğretmenine. Ya kızarsa? Allah'ım, ne zaman gidecek bu kadın? Anacığım, rahat uyudun galiba. Sabaha kadar kulağım çağırmanı bekledi. Hadi kahvaltıya. Ben burada iyiyim oğlum, iyiyim. Masada hep beraber olsaydık anacığım. Olmaz oğlum. Senin gönlün nasıl isterse öyle olsun anacığım. Kahvaltını buraya getirsinler. Hadi gel kızım. Hoppa. Niye geldim sanki, niye? Akşama anama etli bir yemek yap. Artık anan var ya, menü de ona göre çıkar. Ya seveyim. Bakmak zorunda değilim. Senin istediğin bir şey varsa söyle, onu da alayım. Surat yap. Sana. Al ye. Ben tokum gelinim. Sağ ol. Yemeyeceğim. Aman bir de naz yapıyor. Yemez. Sen yeme. Sen ne yaptın öyle? Ay altını ıslatmışsın. Yapmak istemezdim. Kusura bakma gelinim. Kusura bakma. Tutamadım. Başımın belası. Kusura bakma. Tutamadım. Kalk, hadi. Kusura bakma kalk. Gelinim. Yaşlılık işte. Mahvoldu her yer. Yapmak kalk, istemedim. Çek şuradan be. Tutamadım. Pis. Çok utanıyorum. Kalk tutamadım. Dedim sana kalk. Hacı, ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Ne oldu buna ya? Kemal! Kemal! Sırtıma dayan, hadi. Yüzüme. Nereye? Babaannemin yanına. Hadi dışarıda oyna hadi. Babaanne derisi kesildiler başıma. Annem dışarıda oynamamızı istiyor. Senin babaannem var ya. Senin de babaannen. Bebek gibi altına yapıyor. Yalan. Yalan işte. Annem o yüzden kızıyor. Versene bana topu. Tut. Aferin sana. Aferin. Dikkat etsene biraz. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Gelin neler aldım size. Annem dışarıda oynayın dedi. Evet baba. Ya. Beceriksiz seni. Hızlatmasana. Sen de amma nazlısın. Ana. Anacığım.
Anama elbiseler aldım. Eski püskü şeyler giymesin anacığım. Ya öyle mi? Yazıktır kadını. Sevinsin. Gönlü olsun. Tabii tabii. Ben de bir hediye aldım anneciğine. Çam sakızı çoban armağanı. Gönlünü almak lazım anacığımın. Bak ona en lazım olan şeyi aldım. Altlık. Al kendi elinle ver anana. Sevim yapma ne olur. Biraz anlayışlı ol. Yazıktır, günahtır. Bana yazık günah değil mi? Sevim. 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 Bırak beni. Ne oldu yine? Bir de soruyorsun. Olanları görmüyor musun Süleyman? Ben de can taşıyorum. Niye geldim ki ben? Niye sıdıka? Rahatlığını bozdum. Bak. Ne olur yardımcı yapamam. Ol. Her gün altını temizleyemem annenin. Çekilecek dert değil bu. Biraz da beni anlasana. Allah'ım bana yardım et ne olur. Allah hepimize yardım etsin Süleyman. Gel kızım. Babaanneciğim. Canım kızım. Neden biraz ağlıyorsun? Başım ağrıyor. Ağlama babaanne. Ne olur ağlama. Geldim rahatlarını bozdum. Kızım gel. Ne oldu babaanne? Altıma kaçırdım galiba. Üzülme babaanne, ben şimdi hallederim. Ne o komşu yüzünden düşen bin parça? Hizmetkar olduk artık baksana. Ev işi ne yapacaksın hepimizin başında. Benim gibi her sabah kaynanın altındaki yatağı yıkamıyorsun ama. Yıkasan böyle konuşmazsın. Sevaptır kızım sevap. Aman sevabı kalsın. 15 gün oldu geleli. Bıktım artık tak dedi canıma. Sabret komşu sabret. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Ne bunlar? Babaannemin çamaşırları. Yine altına mı yapmış? Tutamamış anneciğim. Öf yeter be yeter. Lütfen ben yıkarım. Sen karışma kız. Ben şimdi ona sorarım. Bana anne, bak kadın. Anne babaanne bazen canım ne olur. Yeter artık. Anne lütfen. Yeter artık anne. Be. Sen de sus oradan. Anneciğim lütfen defol git odana. Aç kapıyı. Yapıyor.
Sen ne yapıyorsun öyle? Babaannemin çamaşırlarını yıkıyorum. Yine altına kaçırdı değil mi? Bırak şunları eve gir kaşık kadar boyunla. Ama anne. Geç içeri. Anne. Geç. Geç dedim sana. Yok, seni kim çıkardı buraya? Ağlamıyorum. Cevap versene. Niye geldin? Ben çıkardım anne. Eski karını görünce. Odasında canı sıkılıyordu. Salonu da pislesin diye mi? Ben size bu kadın odasından dışarı çıkmayacak demedim mi? Bir de yeni koltuğun üzerine oturmuş. Yardım edin de içeri anne, götürelim. Anne ben dokunmasam iğreniyorum. Ben de iğreniyorum ama ne yapayım? Hadi hadi ellerini sabunla yıkarsın sonra. Elif kızım sen de yardım et. Kalk kalk kalk. Ay hem de yeni koltuğa. Yeter yeter bıktım senden. Ne zaman gideceksin bu evden ne anne, zaman? Dur. Gir gir yürü yürü. Hayrola, biz eskiden böyle karşılanmazdık. Ya o, ya da biz. O kim? Biz ne Sevim? Yarışma sorusu mu bu? Gayet açık konuşuyorum. Bu evde ya annen kalacak ya da biz. Hangimiz? Çok zor soru bu. Ciddiyim. O benim anam. Demek son cevabın bu. Ben henüz bir şey demedim hayatım. Giy şu montunu. Giymeyeceğim işte. Ben babaannemle evde kalmak istiyorum. Ben de kalmak istiyorum ama babaannem yüzünden derslerimi yapamıyorum. Elif giy şu montunu. Giy dedim sana. Giymeyeceğim. Çocuklar ne oluyor? Baba ben babaannemle kalmak istiyorum. Sevim. Nereye? Sana söyledim Süleyman. Götür dedim. Ciddi ciddi benden bunu istiyorsun ha? Şaka yaptığımı mı sandın? Hadi çocuklar. Ben gitmek istemiyorum. Yürü dedim sana. Babaannenin pis çamaşırlarını koklamaya ne kadar Sevim. Meraklısın. Anne gitmek istemiyorum. Yürü, yürü dedim. Gitmek istemiyorum. Babaannemle kalmak istiyorum. Kapa çeneni. Anne lütfen. Kes, kes. Ver şunun montunu. Zırlama sen de. Gel bakayım buraya. Ben babaannemle kalmak istiyorum anne. Uzattın ama. Çocukları bıraksaydın bari. O kadın bu evde oldukça ne ben girerim o eve ne de çocuklar. Yani anamdan vazgeçmemi istiyorsun öyle mi? Şart. Sevim, yanlış yapıyorsun. Ben anamdan asla vazgeçmem. Belki kendime kadınlık yapacak birini bulurum. Ama bir daha... Bir tane daha anam olmaz. Yolunuz açık olsun. Baba ne olur bir şey söyle. Konuşma yürü. Baba. Baba. Hayrola neyin var bugün? Naci benden bu kadar. Daha kamyonu yüklemedik.
Ya anam bir şey isterse? Ya bir bardak su derse? Ben gidiyorum Naci. Eyvah, yükler bize kaldı desene. Hop. İnsan eti ağırdır oğlum. Gelinim gitmekte haklı. Öleydim de bir kara çukura gireydim. Anam, saçları kınalı anam benim. Öğretmen de niye getirdi beni? Gönder beni memleketime, gönder. Ne olur Süleyman'ım, bırak gideyim. Sen olsan bırakır mıydın anacığım? Ha? Bırakır mıydın? Ben sürünerek kendim de giderim. Sen benim anamsın. Onlar da karın, çocukların, dağıtma yuvanı. Oğlum, ben yarın öleceğim. Ömrünü kimsesiz mi sürdüreceksin? Ne olur gönder beni. Bak, ne güzel oldun anacığım. Gelmiş, kimler dedeciğim gelmiş? Dedesinin güzelleri gelmiş. Biricik torunlarım geldi. Gelin. Elif Sultan, dedeciğim. Sıla Prenses. Dedesinin özlediğini nasıl da anlamışlar. Hanım bak kimler gelmiş. Aman da aman, kimler gelmiş yavrularım, canlarım. Canım, hoş geldiniz. Canım. Hoş bulduk anneanneciğim, seni çok özledik. Nasılsınız anneanneciğim? İyiyiz anneanne. Maşallah. Bu valiz ne? Hadi gelin bakalım. Sana bir soru sordum kızım. Bir daha o eve gitmeyeceğim anne, gitmeyeceğim. Bıktım artık, bıktım. Gelin bakalım, gelin gelin. Ah ah ah. Hoş geldiniz, ver bakalım. Seninkini de alayım. Aman da aman aman. Kimler gelmiş? Kocam bir şey mi yaptı? Sevim. Kaynanam geldi. E ne güzel, hoş gelmiş. Elden ayaktan düşmüş. Bu saatten sonra... Bıktım anne, bıktım. Siz bana mı geldiniz? Evet, gelin bakalım. Gelin gelin. Oh, vay vay vay. Canım. Bir tanem. Altına yapıyor. Ev pislik kokuyor. Altına yaptığından haberi bile yok. Her gün bebek gibi altını temizliyorum. Tek sebep bu mu? Kaynanamın silikli çamaşırlarını yıkamak için evlenmedim ben. Kızım evlilik bu. Her şey olacak. Tatsızlık olmadan olur mu? Al valizini evine dön. Asla. Kaynanam gitmeden o eve dönmem. Kızım yatalak bir kadına bakmak ne kadar sevap biliyor musun? Düşün ki ben yatalağım. Bana bakmaz mısın? Ya da şöyle söyleyeyim. Kocan istemese beni sokağa atar mısın? O zaman kocana hak vermelisin. O kadın gitmedikçe dönmem. Bırak çocukluğu. Ben kaynanama böyle mi yaptım? Kaynana özana gibidir kızım. Ben öyle gördüm, öyle bildim. Allah'ım kızıma akıl fikir ver. Kaynanana hizmet edeceksin ki kocan da sana hizmet etsin. Ağız tadın bozulmasın. Ağız tadıymış. Her gün bebek gibi altını temizlemek kolay mı? Ah kızım ah. Asıl faziletli olan o değil mi? İğrenmeden, yüksünmeden kaynanana hizmet edeceksin ki büyüyesin. Anam, canım anam benim. Sen bana yemedin, yedirdin. İçmedin, içirdin. 4 sene sütünden emzirdin. O sütün hakkını nasıl öderim anam? Beni ağızla besledin. Şimdi sıra bende. Sana bebeğim gibi bakacağım. Öyle ya, bundan böyle bebek oldum. Elden ayaktan düşmeden Allah almadı canımı. Yüce Allah, evlatları imtihan etmek için böyle bir düzen kurmuş.
Analığın ne demek olduğunu anlayalım diye. Hep böyle sürmez ya, bırakırsın beni. Anam, bırakmam anam. Bir bakıcı kadın bulurum. Ben işteyken bakar sana. Al bakalım, sılam benim. Teşekkür ederim dedeciğim. Bunları da dolapta sizin için saklıyordum. Al benim Elif Sultan. Ne oldu benim güzel torunuma? Ben buraya oğlum için geldim. Babaannem çok ağlayacak, çok. Ben de seni bekliyordum. Al paranı. Bu parayla yapılacak iş değil bu. Ne oldu Fatma bacı? Karın. Karın bırakıp gitmekle yerden göğe kadar haklıymış. Ananla uğraşılmaz. Uğraşılmaz canım. At her zaman dere gibi şakır şakır akıyor. Paran az geldiyse... Ay milyar versen olmaz. Allah başında olana sabır versin. Ay yok anam, yok bununla uğraşılmaz. Temizle temizle bitmiyor canım. Ay istemiyorum, paranı da istemiyorum. Ha, çekilecek gibi değil vallahi. Nasılsın anacığım? Bir de nasılsın diye soruyorsun. Bir de soruyorsun. Bu evde gelinim, torunlarım olmayınca nasıl olurum ha? Nasıl olurum? Bak, bakıcı diye para vererek tuttuğun kadın da gitti. Ölmekten beter bu. Gönder beni, gönder. Gönder. Anacığım, olmayacak duaya amin diyorsun. Bırakmam seni, bırakmam. Bak, sana neler aldım. Bana ne? Ana, çocuk olma. Gönder beni. Yoksa sütümü helal etmem sana. Senin tertemiz, besmeleli sütünü 4 yaşına kadar emdim. Onu geri alamazsın. Ben o sütün bedelini nasıl ödeyeceğim ona bakalım. Yalvarırım oğlum. Elini ayağını öpeyim ne olur. Bırak gideyim. Tamam tamam anacığım. Hadi sen üzme kendini. Üzme. Anam benim. Sen ne laftan anlamaz oldun öyle. Eskiden sözümden çıkmazdın. Yine çıkmam. Sana portakal getirdim. Ekşi ekşi yeriz değil mi anacığım? Anam, anacığım benim. Başına ona bakacağım. Bak bak. Boyundan büyük işlere kalkışma. Babaannemin bakıma ihtiyacı var anne. Bir yere gidemezsin. Hadi içeri. Ama anne. İçeri. Ya. Yası ması yok. Yürü. Gel buraya. Otur şöyle. Çıkar şunu da. Bu odadan dışarı çıkmayacaksın. Anladın mı? Sesini de duymayacağım. Kızım, böyle olmaz. Aklını başına devşir. Benim aklım başımda anne. Bir şey desene şu kıza. Aman anam, boş ver. Kızım bakıcı değil ki. Musa efendi. Yazık. Size yakıştıramadım bu lafı. Kızım haklı. Ne diye o ihtiyarın sidikli donlarıyla uğraşacak? Yazık, yazık. Allah. Thank you.
yıkardım. Hacer abla, anasının çamaşırlarını yıkamak benden başka hangi oğula nasip olmuş? Seviniyorum. Oynaya oynaya yıkarım. Yine de sağ ol. Başına seni ne rezilliklere soktum. Neden katlanıyorsun? Hakkını helal et Süleyman'ım. Anacığım, senden emdiğim bir damla sütün karşılığı bile değil bunlar. Herkesin bebeği 3-5 bilemedin 10 ay emer. Ben senden 4 yıl emmişim. O sütlerin hakkını ben nasıl öderim anacığım? Sen daha ufacıktın. Böyle karşıma geçtin. Hatırlıyor musun? Oğlum büyüyünce bana bakar mısın dedim. Sen de böyle... Böyle bakarım demiştim. Gözlerimi hiç ayırmadan. Hep sana bakarım. Başka hiçbir şey görmem. Sadece seni anam. Çünkü sen hep bana baktın. Benden başkasını görmedin. Ben de bakarım. Ben de sana. Ya ben istemezsem? Yeter artık çevir gözlerini dersem. Bakma artık dersem. Çeviririm. Niye? Anam söyledi. Anaların sözüne bakılmaz mı? O zaman şimdi niye bakmıyorsun? Niye çevirmiyorsun gözlerini? Ben sana bakma bana, çevir gözlerini diyorum. Bırak beni diyorum. Çocuklar gibi ağlıyorum karşında. Niye bakmıyorsun sözüme? Çünkü anamsın. Sözüne bakarsam öbür dünyada yüzüne nasıl bakarım anam? Bakamam. İşe gitmeyecek misin? Gideceğim ana. Gideceğim de. Ya bir bardak su istersen? İstemem oğlum, istemem. Sen kalma işinden. Thank you.
Sağ olun arkadaşlar. Süleyman sağ ol. Geç yoruldum, biraz dinlen. Hadi arkadaşlar siz de dinlenin. Sağ olun. Kaptan tamamdır, gidebilirsin. Memleketime götür evladım. Memleketine mi? Al, bu senin olsun. Yeter ki beni bu şehirden götür. Sen kimlerdensin teyze? Oğlun gelinin var mı? Süleyman benim oğlumun adı. Ama ben memlekete gideceğim. Süleyman'ın haberi var mı? Habersiz gideceğim. Yoksa beni göndermiyor. Çok yalvardım. Al bunu da götür beni. Anlaşıldı teyze. Yetmezse ötekini de vereyim. Yeter yeter. Hadi geç geç geç. Geç teyze geç. Hadi. Geç. Durdun evlat. Devam etsene. Teyze, gideceğin yere geldik. Yok evladım. Bizim memleket çok uzak. Biz daha şehirden çıkmadık. Fabrika burası. Hadi sür arabayı, sür. Süleyman. Gel gel. Ne yaptın evladım? Niye böyle yaptın? Ben sana memleketime götür dedim. Beni niye kandırdın? Niye götürmedin? Al annenin küpesi. Beni memleketime götür diyor. Ah anam ah. Herkes evladına koşar. Sen benden kaçıyorsun. Alacağın olsun. Bir daha öyle yaptığını görmeyeceğim ana. Sen deli misin ana ya? Bu halinle nereye gidecektin? Ya bir araba çarpsaydı? Ya başına bir şey gelseydi? Gelirse gelsin. Yeter artık, yeter. Peki. Öyle olsun. Artık bundan sonra bu evden dışarı çıkmak yok. Sadece ben çıkaracağım seni. Kızım, bu gece son geceniz. Yarın pılınızı pırtınızı toplayın gidin artık evinize.
Sende de saplantı oldu anne. İyi geceler. Ne olacak bu kızın hali? Biraz sen de surat yap, evine gitsin. Bana bir zararları yok. Bu çocukların yeri bu ev değil, kocasının kaynanasının yanı. Kaynanasını sevmiyorsa ben ne yapayım? Öyle deme Musa efendi. Bir yuva fedakarlık ister, sabır ister. Yuvası için insan sevmediği birine katlanabilmeli. Yani kızım kölelik mi yapsın? Ben senin annene hizmet ederken kölelik mi ettim? Asla. Benim rahmetli anacığım altına pisletmiyordu ama. Sevme arka çıkmasan belki gidecek. Evine gitmeli Musa. Her şey olacağına varır hanım. Musa efendi, nasıl böyle bir laf söylersin? Yakışır mı sana, yakışır mı? Onlar bizim evladımız, evladımız. Of hanım, memleket meselesi. Yaptın çıktın bu işi. Uzatma, hadi yat. Takma kafana bu kadar. Hanım, hanım, hanım. Sevim, Sevim koş. Anan anne gidiyor. Anne, koş. Baba hanım, bir ambulans çağır hemen. Hanım, anne, kendine gel. Anne, ne oldu sana? Anne, ne oldu anne, hanım? Kendine gel. Hanım. Anne, anne, aç kendine gözlerini. Gel, baba bir şeyler yap. Oğlum bırak beni. Nereye götürüyorsun? Yapma oğlum, indir beni. El alem ne demez oğlum, indir beni. Süleyman'ım bırak beni. Ay evladım, beni nereye götürüyorsun? Ay evladım, dur bırak beni. Bırak beni, nereye götürüyorsun beni? Ayıp, utanıyorum. Neden utanıyorsun anacığım? Ben anamı taşıyorum. Bunun neresi ayıp? Uzun köprüye gidecek olan kamyon yüklendi mi? Süleyman abi bekliyoruz. Geldi abi, anası bu da. Bekle. Bak güneş de var. Saat 4'e kadar. Buradan bir yere kımıldama. Hadi yetişir. Bundan sonra seni gözümün önünden ayırmayacağım. Memlekete kaçmaya çalışırsın ha? Selamünaleyküm. Nerede kaldın Süleyman? Geldik işte. Hadi herkes işinin başına. Hadi. Hadi. Yüklen şu kamyonu. Endişelenecek bir şey yok. Beni iyi dinleyin. İlaçlarını düzenli olarak kullansın. Heyecanlanmamalı. Sinirleri yıpranmamalı. Bir dahaki krizde kurtulması zorlaşabilir. Ben yarın yine uğrarım. Yakınları olarak çok dikkatli olmanız lazım. Üzmemelisiniz. Eğer onu seviyorsanız. Hanım, duyuyor musun doktor ne diyor? Ya kurtulamayacaksın kolay kolay benden. Üzülmeyeceksin diyor. Evet anneanne. Babaanneni de benim gibi öpeceksin. Değil mi yavrum? Hı hı. Aferin yavrum. Canım benim. Ah anneciğim ah.
Söyle Süleyman'a ayağını denk alsın. Bu iş böyle olmaz. Burası bir iş yeri. Tamam efendim. Ne dedi? Dikkatini çekmiş. Süleyman eskisi gibi değil diyor. İşler ne olacak yani? Bunların sağa solu belli olmaz Süleyman. Birazcık dikkatli olsan iyi olur. Anamdan kıymetli değil ya. Sen bilirsin. Bak sana çorba yaptım anneciğim. Hadi sıcak sıcak içiver. İçsene anneciğim. O kadıncağız orada açken, boğazından sıcak bir lokma geçmezken ben nasıl içeyim? Bana koştururken onu horlamak doğru mu? Tamam, yükledik. Eline sağlık. Hadi hayırlı yolculuklar. Görüşürüz. Sağ ol. Ana! Ana! Ana neredesin? Ana! Kızım, benim güzel sevimim. Benim iyi olmamı istiyor musun? Annenin bir daha kriz geçirmemesini, mutlu ve sağlıklı olmasını istiyor musun? Elbette annem. Öyleyse evine git. Kaynanacığına da hizmet et. Asıl onun hayır duasını al. Yoksa hakkımı helal etmem. Emzirdiğim sütü helal etmem sana. Bugün ona, yarın sana. Dünyanın düzeni böyle. Ben seni yuvana sahip çıkasın diye gelin edip gönderdim. Benim kızım zorluklar karşısında hemen pes etmez. Direnir, yuvasına sahip çıkar. Evlilik oyun değil kızım. Şimdi gideceksin. Emzirdiğim sütü helal etmemi istiyorsan gideceksin ve kayınvalideni öz annen bileceksin. Ben gibi bakacaksın. Git. Ona bak. Ne yaparsan yarın karşına o gelir kızım. Allah'ın adaleti dünya kuruldu kurulalı böyle. Kızım, Elif, yavrum, alsana. Ay. Elif. Ay. Allah Allah. Ver kızım.
Ver. Mi sokaklarda kaldın? Zaman içinde bir küçük kuzucuk varmış. Tıpkı senin gibi mini minnacıkmış kedicik. Bir gün böyle gezerken karşısına bir kadın çıkmış. Yorgunluktan beti bezi sararmış. Sesi soluğu kesilmiş kadının. Ne diyeceğini şaşırmış. Kadın kuzuyu görünce çok sevinmiş. Aman kuzucuk, güzel kuzucuk demiş. Hele bir bana bak. Kuzucuk bu kadını anasına benzetmiş. Pek sevmiş kadını. Ana! Ana! Çok iyi anlaşmışlar. Birbirlerine çok ısınmışlar. Bu arada kadın, ben anayım kuzucuk, çaresiz bir anayım demiş. Benim bir yavrum var. Hasta oldu, çok hasta. Onun iyileşmesi için süt arıyorum demiş. Senin anandan içtiğin ilk sütü, ağızlık süt arıyorum. Söylesen de anana,
bana sana ayırdığı sütten azıcık versin demiş. Kuzucuk da bakmış kadının haline, pek acımış. Anadır demiş, acımış. Peki söyleyeyim anama, bana ayırdığı sütten versin demiş. Kadın çok sevinmiş, kuzucuğa sarılmış, ağlamış, ağlamış. Yavrum demiş kuzucuğa, yavrum. Sonra sütü içirip çocuğu iyileştirmiş. O günden sonra bütün çocuklara, bütün hayvan yavrularına yavrum demiş. Çok sevmiş, çok. Yavrum. Süleyman'ım. Bir daha böyle yapma anacığım. Ne istiyorsan ben yaparım. Şimdi söyle, canın ne çekiyor? O güzel gönlünden ne geçiyor? Söyle. Söyle ne istiyorsun? Yakup merhaba. Oo merhaba. Anamı gezdirmek istiyorum. Bana arabanı bir günlüğüne verir misin? Ha. Lafım olur. Anne deyince akan sular durur. Ah. Yardım edeyim abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Getir getir abi. Sıdıka anneme sevgilerimle. Her zaman böyle benim yanımda olmalısın. Sen ne dersen ben onu yaparım. Yeter ki sen benden razı ol.
alma artık. Alma artık, alma. Aa, annem. Güzel annem. Al şöyle, otur. Ana. Anacığım, sen şimdi burada biraz dinlen. Ben hemen geleceğim. Tamam mı canım anam benim? Anneme sevgilerimle öğretmen. Babaanne neredesin? Biz geldik. Babaanne bak, öğretmen sana çiçek yollamış. Babaanne. Babaanne. Aa, yok. Babaannem gitmiş. Geç kaldık anne. Senin yüzünden geç kaldık. Haklısın kızım. Benim yüzümden geç kaldık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çoban kardeş, imdat. Hayır olsun kardeş. Bana koyunun ilk sütü lazım. Ağızlık lazım. Şanslısın, yeni doğmuş bir koyunum var. Kurban olayım sana. Anam için. Bir kabın da vardır. Vardır. Sağ olasın kardeş. Hemen, hemen. Kardeşim buyur. Allah razı olsun. Afiyet olsun.
Hani bana içirirdin ya. Hütüt kuşunun hikayesini sen anlatmıştın bana ana. Hani boynu altında kalası Nemrut, Allah'ın dostu İbrahim peygamberi ateşe atmıştı. İbrahim peygamber Allah'ın izniyle ateşin içinde yanmıyordu. Ama onu sevenlerde de bir korku, bir telaş. O dağ gibi ateşin içinde yanmamak mümkün mü diye kaygılanıyorlardı. İbrahim peygamberi seven dostlarından Hütüt kuşu bir damla suyu koca yangının üzerine bırakıyor, gidip tekrar gagasıyla su alıyor. Ama Hütüt'ün bu çabasını görenler alay ediyorlar. Taşıdığın bir damla suyla bu yangın söner mi diyorlar. Hütüt, ben de bu çabamın o yangını söndürmeyeceğini biliyorum. Ama yangının içindeki peygamber benim onu sevdiğimi, dostu olduğumu nasıl anlayacak? İbrahim'e dostluğumu göstermek için elimden bu geliyor demiş. Hiçbir zaman senin beni sevdiğin gibi seni sevemem anam. Bana baktığın gibi bakamam sana. Bir evlat olarak ancak elimden bu geliyor. Sen hep benim başımın tacı olacaksın anam. Bilmem kıyamet gününde yüzüne bakabilecek miyim? Sütüm helal olsun sana. Bir şey mi dedin ana? Ana sütüm helal olsun sana. Bir daha söyle anam. Ana sütüm helal olsun sana. Anam benim. Canım anam. Thank you.